Sevgili iPhone izleyicileri, iPhone 5'in tuş değişim programında tuşu mu değiştiriyorlar, telefonu mu değiştiriyorlar, yeni telefon mu veriyorlar, yoksa refurbished denilen sonradan tamir edilmiş Apple'ın kendi kendine tazelediği telefon mu veriliyor? Soruların hepsini birden yanıt almak için kendi kendime Apple Store'a gittim. Etmeden bırakmam. Hangi iPod iPad'i al gel sakın iPhone'unu unutma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Artık üstünü gitsin besini incelemeden bırakmam. Başkası yapmadı hiç böyle testleri şamatlardan kaçınma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. iPhone 10 yine geldi buraya. Esmeri yanında soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Karşılaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. İller iştahını da koyup da söyle. Bu testler ne kadar sürecek böyle. iPhone 10 deyip de geçme. Bize güvende yanlışı seçme. iPhone 5'i aç kapa tuşu değişim programı için hazırlamaya başlıyorum. Kılıfını çıkaralım. Telefonu sıfırlayalım. Bu işlem sürerken filmini çıkaralım. Çıkartmak için böyle bir tape yapıştırabilirsiniz. Yavaş yavaş gidip değişim programı nasıl oluyormuş görebiliriz. Şimdi Apple'a doğru yola çıktım. Hatta 20 dakikam var randevuya ulaşmak için. Bu arada göstereyim. Göremiyorsunuz ama iPhone sıfırlandı. Pilini de doldurup getirdim. Şey olmasınlar diye. Pili boş getirmiş demesinler diye. Değişim için randevum Beverly Center'daki Apple Store'dan gelmiş bulunuyoruz. Saat 3.17. Randevu saat 3.30'da. Yetiştim gibi gözüküyor. Zamanında bu çekimler için Apple'dan izin almaya çalıştığıma dair tweet'i belki görmüşsünüzdür. Böylelikle izin alarak şu anda gördüğünüz gibi Apple Store'a rahatlıkla kamerayla geliyorum. Ama izin vermedikleri için kapıdan girerken şimdi çekmeyi bırakacağım. Bütün soruları kendilerine sordum. Birincisi, yeni verilen iPhone refurbished değil. Yenisini veriyoruz dedi adam. Bak, kendilerine bu konuda inanmak istiyorum. Umarım öyledir. Ben Apple'ın yalancısıyım. Bana böyle dediler. Ben sordum. Benim durumuma gelince, benim telefonum daha önceden iki kere değiştirildiği için. Bu benim, affedersiniz, 3. iPhone 5'im. Birincisinin sinyal problemi vardı. Onun yerine yeni bir iPhone 5 verdiler. Çizik çıktı. Çizik çıkınca ertesi gün geri gittim. Dedim ki kardeşler olmaz. Dostlar olmaz. Çizik iPhone bize gelmez. Onlar dedi ki vallahi ne çıkarsa bahtına, bu çıkmış bununla yaşa. Ben hafif sinirlenince çık adamla ben sen nereden deyince tamam, sana bir tane daha veriyoruz ama buraya not düşeceğiz. Sana başka iPhone 5 yok. Bu durumda olduğu için sitede bahsettiği telefonu alacağız, götüreceğiz, servise vereceğiz, tamir ettireceğiz, size geri vereceğiz. Bu arada da size bir tane geçici telefon vereceğiz dediler. Ben de dedim ki öyle bir şey gerek yok. Benim telefonum çalışıyor. Bir sıkıntım yok. İleride bozulursa getirebilir miyim dedim. Gayet tabii getirebilirsin dediler. Bu arada telefona bir uygulama yüklediler. Screening Tool denilen uygulama. Çıkışta adama sordum bu uygulama ne olacak? Kendi kendine yok mu olacak dedim. Hatta kendi kendini imha mı edecek diye şaka yapmaya çalıştım ama İngilizce el vermeyince saçma sapan bir cümle kurdum. Neyse ki adamcağız anladı ve dedi ki evet bu uygulama kendi kendine yok olacak. Telefonunuzdan silinip gidecek dedi. Ben de hemen dükkanın önünde oturup video çektim. Bu uygulamanın nasıl çalıştığını göstermeye çalıştım. iPhone 5'in içine screening tool denilen bir şey koymuşlar. Bununla düğmeyi kontrol ediyorlar. Buna devam diyorsunuz. Sıfırlandı mı iPhone diyor. Evet. Uçak modunu kontrol et, Wi-Fi kontrol et, Bluetooth kontrol et, devam. Kozmetik problemler var mı? Bunlara bak diyor. İşte böyle ezilmeler, bükülme var mı? Hayır diyorsun. Ondan sonra kırıklar, dökükler var mı? Hayır.
kozmetik kontrolüne devam. Devam. Problem bulunmadı diyor. Bundan sonra geliyoruz açma kapama düğmesinin kontrolüne. Şimdi geldik aç kapa kontrolüne. Başla. Sol tarafına bas. Kapandı. Ortasına bas. İçeride bunların bir tane kalemi var. Onunla yapıyorlar bunu. O da oldu. Sağ tarafına bas. Onu da geçtik. Şimdi home tuşunun testleri. Üst tarafına bastırıyor. Bas. Sağ tarafına bastırıyor. Bas. Alt tarafına bas. Sol tarafına bas. Ortasına bas. Bunu da geçtik. Ondan sonra Apple'ın kendi sistemine ihtiyaç duyuyor. Durum böyle. Haliyle siz Apple Store'a gittiğinizde telefonunuz ilk kere değişecekse Apple'dan size hemen arkadan çıkarıp size hemen yenisini getirip veriyorlar. Haliyle tuş değişimi programıyla ilgili bütün sorular bu şekilde cevaplanmış oldu. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen iPhone 5 tuş değişimi programı ile ilgili ne düşündüğünüzü, tuşunuzu değiştirdiyseniz ya da iPhone'u değiştirdilerse başınıza neler geldiğini bize aşağıda yorumlar bölümünde anlatın. Size verilen telefon yeni gibi mi yoksa refurbished gibi mi? Bizimle tecrübelerinizi paylaşırsanız çok seviniriz. Şuradan bir yerden kanalımıza üye ol tuşu olması lazım. Oradan bir yerden kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Geçen bölümde estetik hemen inceledik. Bu bölümü sakın kaçırmayın. Çok eğlenceli ve çekimleri de çok keyifli bir bölümdü. Görmediyseniz o bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki bölümde görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Aklıma takılan bir soru buldum. iOS'i soydum, başucuma koydum. Dönülmez akşamın ufkuna oturdum. Uykularım kaçtı, sabrım taştı. iPad alacaktım ya, sayısı kaçtı. Söylesene iPhone'da kutuları kim açtı? Şanı noka diamond. Şşş. Lan şşş. Düğü şanı noka diamond.